Ve Türk günün hisse analizinde Türk Hava Yolu da var. Özellikle piyasaya baktığım zaman oynaklık hala sürüyor. Borsa İstanbul zirvesini tazeliyor. Bir tarafta da gözler aslında havacılık hisselerinde. Türk Hava Yolu için yatırımcılara ne tavsiye edersin? Tabii ki istersen birlikte bakalım. Baktığımız zaman burada zirve seviyelerinin aşılmasıyla birlikte ivmenin güç kazandığını takip ediyoruz. Yaklaşık Temmuz ayından bu yana hem bilanço beklentisi söz konusuydu burada. Üçüncü çeyrek bilançolar da tabii ki destekledi ancak geçen hafta yaşanan üzücü olayın ardından havacılık sektöründe risk algısında bir bozulma söz konusu oldu. Burada takip ettiğimiz kanalın alt bandı test edildiğini görüyoruz. Burası 106-60 seviyelerinden geçiyor. Buradan gelen alımlarla birlikte tekrar toparlanmanın sağlandığını takip ettik. Zirve seviye 116-20 seviyesinde bulunuyor. Burası hedeflenebilir. Bugün biraz daha hacimsel anlamda evet destekleniyor olsa da biraz daha dar bantta bir fiyat hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 116-20, devamındaysa 120 seviyesi takip edilebilir. Burada kanal üst bandı baktığımız zaman 128-54 seviyesinden geçiyor. 128-54 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde takip edilebilir. Ancak Eda daha öncesinde de belirttiğimiz gibi hafta içi yayınlarımızda burada kanal içerisinde yukarı yönlü momentum korunduğunu takip ediyoruz. İndikatörlerle buradaki yükseliş destekleniyor. Evet, ancak burada dördüncü çeyrek bilançolara dair de beklentiler hissede yukarı yönlü seyri destekliyor diyebiliriz. Türk Hava Yolu değerlendirmen için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Gedik Yatırım YouTube kanalımızda yayınlarımız devam ediyor. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın.